Hoş geldin. Mikrofonu açık mı Muratcan? Açalım hemen. Tamam, şimdi oldu galiba. Ha. Nasılsın, iyi misin? İyiyim abi, siz nasılsınız? İyidir, iyidir. Bu resmi Şükrü buldu. Hangi senenin bilmiyorum. Ama saçlar gene hafif beyazlaşmış şey yani. Şu ana Abi. yakın gibiyiz yani. Ne diyorsun? 2011 falan abi. Peki. Peki, tamam. Şöyle yapalım. Senle konumuzu belirlemiştik. Evet. İstiyorsan genelde şöyle yapıyoruz. Bir böyle 15-20 dakika sen bilgi paylaşımını yap. Aralarda istiyorsan es ver. Hem bir su içersin, bir nefes alırsın, hem de belki sorusu olanlara şans verirsin. Sen konunu bitir, yani kendini idare et. Screen sharing yapacaksın zaten, sunumun var. Doğru. Biz en biraz da katılanlara vakit kazandırmak için Muratcan'la beraber herhalde 4-5 tane Anadolu'da seminerde beraber olduk. Biz de bilgisini paylaştı, çok da keyifli şeyler anlattı. Oradaki ana hedefimiz minimum alet ve malzeme ile Anadolu'daki arkadaşlara özellikle küçük yaş gruplarına, yani 16 yaşın altındaki grupların bu çapraz bağ sakatlıkları veya alt ekstremitelerdeki sakatlıkları önleyici çalışmalar konusunda önemli bilgilendirmeler yaptı. Muratcan, tekrar hoş geldin. Hoş Mikrofon bulduk abi. sende. Tamam. Herkese selamlar. Çok ufak kendimden bahsedeyim. Murat abinin dediği gibi birçok güzel seminer yaptık. Bilgi paylaşımlarında bulunduk. Ben Marmara Üniversitesi basketbol antrenörlüğü mezunuyum. 98 girişliyim. 1980 doğumluyum. Aslında sporcu bir aileden geliyorum. Babam, dedem hep basketbol branşında hakem, sporcu olarak hizmet etmiş olan kişiler. Ben de basketbol oynadım. 21 yaşında sakatlandıktan sonra bırakmak durumunda kaldım. Ve daha sonra da akademiye girişimle beraber 98'le işin bilimsel tarafında ilerleme kararı aldım. Allah'a şükür çok da güzel şanslar da elime geldi. Ve güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde aslında kariyerimi tırmanmaya başladım. 26 yaşında A Milli Takım, kadın basketbol A Milli Takım, burada Ceyhun abi, Ömer abi, çok değerli koçlarımız da var. Onlarla beraber Cem abi, Cem Aktağ, onlarla beraber A Milli Takım'da görev aldım. Galatasaray kadın basketbol takımında Cem Aktağ ile beraber görev aldım ve güzel bir şampiyonluk yaşadık. İlk Euro Cup şampiyonluğunu getirdik Türkiye'ye. Daha sonra yine Amerika'da ve İngiltere'de sporcu performansı üzerine eğitimler aldım. Şu anda da aktif olarak kadın basketbol A milli takım ve altyapı milli takımlarının fiziksel performans departmanında görevli olarak çalışıyorum. Güzel bir deneyimim oldu. 4 sene futbolda görev yaptım. Arada bir dönemde hem Beşiktaş A takımı hem de futbol milli takım Fatih Hoca'nın ekibinde görev aldım. Aslında bugün yaptığım sunumun da birçok kaynağı oradan geliyor. Çünkü 4 sene boyunca futbol milli takımlarında alt yaş gruplarındaki fiziksel performans gelişimi ne olmalı? Biz Avrupa'da niye diğer ülkelerden geride geliyoruz, kalıyoruz ve bunu nasıl kapatırızla ilgili 2-2,5 sene üzerinde bir çalışma yaptık ve daha sonra bunu bir kitaplaştırdık, somut bir kaynağa da dönüştürdük. Uzun bir çalışma oldu ama bunu yaparken tabii ki branşım olan basketbolda da ilgili çok fazla araştırma yapma şansım oldu. Bu benim için önemli bir şans oldu. Bugün de size bunlarla ilgili olan bir takım bilgileri, bir takım yeni araştırmaları paylaşmaya çalışacağım. Eminim sizlerin de çok fazla katkısı olacaktır. İnteraktif bir şekilde devam ederiz diye düşünüyorum. Herkese tekrar selamlar diyorum. Ben dilerseniz sunumu başlatayım burada Murat abi. Lütfen, lütfen sen de. Şimdi ilk önce bu seminerlerde biraz bunun üzerine durmak istiyorum çünkü rakamlar çok çok önemli. Biz bu sene, yani son 2 senedir aslında altyapı milli takımlarında kadın ve erkek basketbol milli takımlarında maçları ve antrenmanları analiz ediyoruz. Bunlar A milli takım ve üst seviye kulüplerde antrenmanlarda ve maçlarda yapılıyor ama altyapılarda çok fazla yapılmıyordu.
Ve biz de hepimiz de farkındayız. Hem futbol hem basketbol, ama şu anda konumuz basketbol. Altyapılarda fiziksel olarak oldukça gerideyiz. Ama hangi parametrelerde gerideyiz? Hep bir şeyler seyrediyoruz, gözlemliyoruz. Diyoruz ki süretimiz yok, kuvvetimiz yok, ama ne kadar yok, ne kadar gerideyiz, rakiplerimiz ne yapıyorlar? Bunlarla ilgili analizler yapmaya başladık. Bugün şimdi size burada bir takım rakamlardan bahsedeceğim. Ama öncelikle oyunu birazcık tekrar hatırlatmak istiyorum. Son 10 yılda çok ciddi şekilde önemli değişiklikler meydana geldi oyunda. Eskiden daha oyun daha az kontakla oynanıyordu. Şimdi ise kontak sayısı, antrenman maç sayıları ciddi şekilde artış sağlıyor. Özellikle ki altyapıdaki sporcularımızda bu ciddi bir yaralanma riski de doğuruyor. Teknik antrenmanlar, taktik antrenmanlar tabii ki çok çok önemli. Oyunun genel felsefesini öğretmek ve oyuncuları bireysel anlamda geliştirmek üzerine, ama bunları çok iyi bir şekilde fiziksel performans geliştirici antrenmanlarla harmanlamak zorundayız. Bunun da ileriki slaytlarda neden önemli olduğunu size anlatacağım. Tabii ki burada kontak arttıkça yaralanma riski, yaralanmadaki doğal süreçte de bir artış meydana geliyor. Bunları nasıl önleyebiliriz? Bunların üzerinde konuşacağız bugün. Oyunun şiddeti son 5 yılda giderek artarken oyuncu başına düşen antrenman ve maç yüklerinde de yaklaşık %30 ila 36 arasında artış oldu. Çok yeni bir araştırma söyleyebilirim size, yani yeni bir analiz söyleyebilirim. Bizim geçen sene Yıldız Milli Takımımızda görev alan bir önemli de bir sporcu adayı, yani üst düzey elit atlet olabilecek bir sporcu adayımızın yaralanması sonucunda, ve bu kontaksız bir yaralanmaydı, ön çapraz bağ yaralanmasıydı. Daha detaylı bir analiz yaptık kulübüyle beraber ve bu genç sporcumuzun bir sene içerisinde yaklaşık 64-65 tane resmi maç oynadığı, yaklaşık 16'ya yakın hazırlık maçı oynadığını gördük. Bu önemli bir, aslında yaralanma riskini doğuran önemli bir faktördü. Hep beraber aslında bunu nasıl engelleyebiliriz? Bunu daha detaylı bir şekilde konuşuyor olmamız lazım. Ama bu maç ve antrenman yüklerinin artışı gerçekten çok önemli, kilit bir rol oynuyor. Şunu da unutmamak lazım. Oyuncularımız özellikle 10-16-17 yaşları arasında fiziksel bir gelişim sağlamak için zaten organizmaları aşırı derecede bir yük altında kalıyor. Bir takım hormonal, bir takım fiziksel gelişimler oluyor. Vücut kendi kendine bir yıkım ve yapım halinde oluyor. Biz bunun üzerine bir de antrenmanlarımızı, maçlarımızı, hazırlık maçlarımızı, turnuvalarımızı ekliyoruz. Dolayısıyla 10-16 yaş arasındaki süreç çok kritik bir süreç. Organizma daha kendini henüz yenilerken, gelişime doğru açıkken ve bir takım ani hormonal ve fiziksel gelişmelerin organizmada yarattığı zaten aşırı bir stres varken, antrenman yüklerinde ve maç yüklerinde çok ciddi ve detaylı bir planlama yapmamız lazım olduğunu düşünüyorum ben. Yine hızlı bir oyunu ufak bir özetlersek, ortalama baktığımız zaman bunlar bizim Avrupa altyapı şampiyonlarımızda yaptığımız incelemeler, kadın basketbolunda her üç kategoride. Ortalama bir hücum yaklaşık 12 ile 16 saniye arasında oluyor. Koşu mesafesi 4500 ile 5500 metre arasında değişiyor. Tabii ki oynatılan basketbolun felsefesine göre de ve oyun temposuna göre de değişiyor. Oyun süresinin yaklaşık %10'unda oyuncular bu 12-14'e kadar da çıkıyor. Ben bunu gözlemledim. Ama ortalama bir rakam söyleyebiliriz. Statik olarak durarak oyun içinde bekliyorlar. %34'ünde aktif oyun içerisinde oluyorlar. %56'sında da yürüyerek fiziksel aktivitede bulunuyorlar. Fark yaratan takımlara gelirsek, bunu amirli takımımız, kadın basketbol amirli takımımızın da bu sene geçirdiği Avrupa Şampiyonası'nda Ceyhun'un yıldızı olduğunun isteği üzerine bir analiz yaptım. Burada %34'ünde aktif oyun içerisinde ve %56'sında yürüyerek dediğimiz noktalarda %10-12 artış yapan takımlar ciddi şekilde fark yaratıyorlar. Bu da zaten sıralamadaki yerlerini de bize gösteriyor. Yine oynuyoruz ama antrenmanı nasıl yapmamız gerekiyor? Bunun için önemli parametrelerden bir tanesi, bir maç esnasında yaklaşık 800'den fazla change of direction var. Yani yön değiştirme var. Yani gövdenizi bir yerden bir yere taşımanızla ilgili diyebiliriz biz buna. Tabii ki bunlar yüksek hızda oluyor. Bazen düşük hızda oluyor. Fark ettiren, fark yaratan yön değiştirmeler yüksek hızda oluyor. En az 20 defa ivmelenme oluyor. Akselerasyon dediğimiz süratimizi arttırma. Bu point guard ve forvetlerde 40 ve üzerine doğru çıkabiliyor. Yine burada ufak bir detay vermek istiyorum. Biz amil takım, kadın basketbol amil takım gardımızdaki Olcay'daki antrenman analizlerine baktık ki akselerasyon sayıları çok az.
uluslararası değerlere baktık ve bunun sayısını çok düşük gördük. Kendisiyle hem birebir toplantı yaptık hem teknik ekip toplantı yaptı. Ve akselerasyon üzerine kısıtlı bir zamanda yaklaşık 6 haftalık hazırlanma dönemimiz vardı. Ama bunun mental olarak da akselerasyonu daha fazla yapması yönünde ona bir takım telkinlerde bulunduk. Antrenmanda bunun üzerine driller koyduk. Ve Olcay'ın bu sene kadın basketbol amil takımında bize kattığı değer çok daha fazla oldu. Ve sayılarını ortalama 12-14 arası akselerasyonunu maç başına arttırdı. Ve bu da bizim kolay sayı bulmamızı sağladı. Aslında bu sadece fiziksel 6 haftada başarılabilecek bir şey değil. Ama mental olarak oyuncunun bu yöndeki eksiğini tespit edip ona bunu yapması gerektiğini söyleyerek de bir farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. Yine burada ortalama nabız aralığı maçlarda 175 ile 191 nabız aralığında oynanıyor. Dolayısıyla antrenmanda buna göre stimüle etmek lazım. Antrenmanlarda yaklaşık 145-175 nabız aralığında geçirdiğimizi görüyoruz. Bunu biraz daha yukarı doğru çekmemiz lazım ki tam bir oyuna benzer bir yüklenmeyi alabilelim. Tabii ki bu haftanın her günü değil, yine bir maç yapıyormuş gibi haftada bir ya da iki pik yapacak şekilde antrenmanları bu şekilde planlamakta fayda var. Bu çok kritik bir nokta. Altyapı antrenörleriyle konuştuğumuz zaman devamlı bunun üzerinde konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Tabii ki kaygı ve sorumluluk çok fazla. Başarılı olma kaygısı, kulüplerde istenen hedefler, dereceler, verilen imkanlarla istenilenler bazen örtüşmüyor ama şunu unutmamamız lazım. Bu yaş grubu, ben hatta bunu 17-18'e kadar da alabiliyorum. Çünkü birazdan göreceğiz, geç ergenlik dönemi de var. Hem fiziksel hem mental açıdan bazı oyuncular 17-18 hatta 19 yaşına kadar bunu devam ettiriyorlar. Bu kardeşlerimiz genç yetişkin değiller. Demin de bahsettiğim gibi hala zihinsel ve fiziksel bir gelişim içerisindeler. Ve şunu hiçbir zaman unutmayalım. Her birinin fiziksel ve mental gelişimi birbirinden çok farklı. Kronolojik yaş ve biyolojik yaş üzerinden biraz daha bunu açacağım ileride. Ve bu yine bu arkadaşlarımızın hepsinin hala nöromasküler gelişimleri devam ediyor. Çok önemli bir nokta, erken özelleşen sporcularda biz bunu çok sık görüyoruz. Yani erken özelleşmek demek, erken bazı yani olması gereken evvel yaştan evvel bir takım fiziksel yüklerin, bir takım fiziksel parametreleri üst düzey bu sporculara eğer verirsek, ileriki yaşlarda kıkırdak dokuların gelişimi tam olarak tamamlanmadığı için bu yaşlarda kıkırdak dokularına ciddi harabiyet meydana gelebiliyor. Daha sonra bu yine menisküslerimizde ve daha sonra da önemli bir şekilde eklemde ciddi hasar bırakabiliyor. Bu yaş gruplarını hiçbir zaman unutmayacağız ki kuvvet artışı iyi bir şekilde gelişse de bağ dokuları tam olarak kuvvete yönelik paralel bir şekilde artış göstermiyor. Dolayısıyla sabırlı olmak lazım. Özellikle birazdan söyleyeceğim yine konu oraya geldiği zaman bir hızlı bir büyüme atağının yaşandığı dönem var. Belli yaş grubu var. Bu yaş grubuna geldiğimiz zaman sporcular bir anda fiziksel olarak boy uzaması anlamında ve kemiksel anlamda geliştiği için antrenörler de tamam artık ben yüklenebilirim, sporcu bu seviyeye geldi gibi düşünceye kapılabiliyorlar. Evet, boy artışı olabiliyor. Evet, belki iki ay evvel gördüğümüz sporcu çok daha olgun bir şekilde karşımıza gelebiliyor ama bağ doku ve kıkırdak doku aynı şekilde, aynı paralellikte gelişmiyor. Özellikle bu konuda daha dikkatli olmak lazım. Peki biz bu gençlere nasıl destek olacağız? Ne yapmamız lazım? İlk önce büyüme evresiyle ilgili konuşmak istiyorum ama ondan evvel bu hepimizin yaptığı bir şey. Eminim birçoğumuz da kulüplerimizde yapılıyoruz. Ama ilk önce çok önemli bir şekilde bir sağlık taraması yapacağız. Gerçekten sporcunun belki bir sezon evvel olmamış olabilir ama o sezona başlamadan evvel sağlığını tehdit edebilecek herhangi bir durum var mı? Bununla ilgili bir araştırma yapmamız lazım. Çoğu kulübün bununla ilgili bir imkanı olmuyor maalesef altyapılarda. Fakat bana da bunu yurt dışında eğitim aldığım, çok sevdiğim bir profesör söylemişti, Jay Hoffman. Demişti ki iyi bir performans antrenörü olacaksan, hatta iyi bir antrenör olacaksan çok yakınına 3 tane kişiyi çok yakın arkadaş edineceksin kendine. Kim diye düşünmüştüm. İyi bir ortopedi uzmanı dedi. Travmatoloji uzmanı. Her zaman dedi ihtiyacın olacak sporcularla çalıştığın için. İyi bir beslenme uzmanı dedi. Devamlı ihtiyacın olacak. Yarın öbür gün belki çocuğun da iyi olsa çok ihtiyacın olacak. Bunlarla iyi bir network kur, arkadaşlık, dostluk kur. Ve iyi bir fizyoterapist. Gerçekten çok önemli ve ben bunu seneler geçtikten sonra çok çok daha iyi anladım. Çünkü bu imkanı olan kulüplerde de çalıştım. Bu gibi staffı içinde bulunduran, içinde bulundurmayan kulüplerde de görev aldım, organizasyonlarda da. Dolayısıyla sizler de
en azından network'ünüze bu kişileri ekleyip bunlarla iyi dostluklar, iyi ilişkiler kurup bir şekilde kulübünüzün imkanı yoksa bu network'ünüzden yararlanıp belki sporcularınıza katkı sağlayabilirsiniz. Buradaki kritik noktalardan bir tanesi sezon öncesinde mutlaka test ve ölçüm yapmamız lazım. Test ve ölçüm çok kritik bir nokta. Çünkü ne durumda olduğunu bilmeden, neyin eksik olduğunu bilmeden bir antrenman planlaması, fiziksel olarak bir antrenman planlaması yapmamıza imkan yok. Bunu teknik olarak, fundamental olarak birçok şeyle test ediyoruz çocukları. Fakat fiziksel geldiğimiz zaman biraz bunu göz ardı ediyoruz. Ya da bazen imkanı da olmuyor kulüplerin. Ama artık günümüzde gerçekten bunu yapan iyi ekipler var. Hatta biz de artık Basketbol Federasyonu'nun kadın basketbol tarafı olarak bu imkanı olmayan kulüplere test ve data analiziyle ilgili imkanlar da sağlıyoruz. Bizle işbirliği içerisinde olmak isteyen kulüplere bu gibi hizmetleri de götürüyoruz bir havuz hizmetiyle. Ama mutlaka oyuncu grubumuzun fiziksel özelliklerini test ediyor olmamız lazım. Bunun neden önemli olduğunu ileriki slaytlarda da birazdan paylaşacağız. Planlama, her şeyin önemlisi iyi bir planımızın olması lazım. İyi de demeyeyim, bir planımızın olması lazım. Bu plan yol üzerine giderken değiştirilebilir, revize edilebilir. Bazen yanlış planlama olabilir ama bir planımız varsa nerede yanlış yaptığımızı da görebiliriz. Dolayısıyla her şeyden önce iyi bir planlamamız olması lazım. Burada aşamaları görüyoruz gençlerdeki. Büyüme ve olgunlaşma, yaşa göre antrenman planlaması yapılırken nereye dikkat edilmeli? Birazdan bunlardan konuşacağız. Oyuncu gelişim aşamaları, yaş gruplarına göre bunları birazdan detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Geliştirilmesi gereken fiziksel parametreler neler ve hangi yaşta geliştirilir? Bunların üzerinde konuşacağız ve daha sonra iyi bir antrenman planlaması nasıl yapılır alt yaş gruplarında? Bunlarla ilgili paylaşacağız. Demin de söylediğim gibi gelişim sadece fiziksel olmuyor. Kemik gelişimi, kas sinir sistemi gelişimi, hormonal gelişim ve duygusal ve psikolojik gelişim de çok çok önemli gelişim modelinde. Yaş ve aşamaya göre oyuncu gelişimine bakmamız lazım. Doğru yaşta etkili gelişen fiziksel özellikler antrenman edilmeli. Şimdi ne demek bu? Özellikle şöyle söyleyebilirim size. 9-13 yaş, hatta 14 yaşa kadar da bu uzayabiliyor. Çok kritik bir dönem. Ve vücudumuzun gelişmesine bağlı olarak bir takım bize fiziksel avantajlar sunduğu dönemler var. Yani fırsatlar var. Window deniyor buna. Bir takım fırsatlar var. Bu fırsatları, bu pencereleri çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bu kız ve erkeklerde farklı olabiliyor ama biz şunu biliyoruz ki 9-11 yaş arasında çeviklik, sürat, reaksiyon, bu gibi motorik özelliklerde hızlı bir gelişim elde edebiliyoruz. Büyüme atağını yakalarsak, her sporcunun farklı bir büyüme atağı var. Bundan da biraz bahsedeceğim. Ama bu atakları yakaladığımız zaman bu fırsatları çok iyi değerlendiriyor olmamız lazım. Dolayısıyla herkesin korktuğu işte ama ufak yaşta ben fiziksel olarak herhangi bir yüklenme yapmayayım. Daha erken 14, 15, 16 yaşı bekleyelim diye düşündüğümüz zaman bir takım önemli fırsatları kaçırıyoruz. Keza 12, 13, 14 yaşlarında birçok antrenörün çekindiği kuvvet antrenmanları ve hipertrofi antrenmanlarını yapmak son derece olumlu faydaları var. Bu çok önemli fırsatları var. Ama bunu doğru şiddette, doğru bir şekilde, doğru planlayarak, doğru sıklıkta yapıyor olmamız lazım. Bundan kesinlikle çekinmiyor olmamız lazım. Bununla ilgili çok fazla araştırma var, çok fazla bilimsel makale var. Son zamanlarda da ülkemizde son bence 4-5 senedir daha fazla bilinçlendi işler. Antrenörler artık teknik antrenmanlarının yanı sıra bu takım direnç antrenmanlarını ve fiziksel parametreyi geliştirecek antrenmanları da antrenman planlarının içine dahil etmeye başladılar. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Çocuklarımız bazı fiziksel parametrelere diğer yaş akranlarından daha geç bir şekilde ulaşabilirler. Mesela 12 yaş grubunu çalıştırıyorsunuz ya da 14 yaş grubunu çalıştırıyorsunuz. Buradaki 4-5 oyuncunuzun sürat gelişimi, 4-5 oyuncunuzun çevikliği, 4-5 oyuncunuzun kuvveti diğer takımdaki arkadaşlarından farklı olabilir. Bunun birçok aslında nedeni var. Bunların üzerine de konuşacağız. Ama her zaman sabırlı olmak lazım. Sabrı nereye kadar göstermek lazım? Bu fiziksel parametrelerin geliştiği ve artık hani ya bir kıyaslama yapacağım. Artık bir seçim yapmam lazım. 16-17 yaşına kadar bence sabırlı bir şekilde beklemek lazım. Bunun da nedenlerini birazdan konuşacağız. Ben hep bu dönemde özellikle 10-16 yaşta daha az daha güvenli mottosunu kendime ilke edindim.
bu demek şu değildir. Yani şiddeti düşük olsun ya da işte ne bileyim ben çok basit egzersizler olsun değil. Şiddet her zaman optimize edilmesi lazım çalıştığınız parametreye göre. Ama güvenli, her zaman en önemli şey güvenliden hiçbir zaman feragat etmememiz lazım. Çünkü bu yaş gruplarında gördüğümüz en önemli handikaplardan bir tanesi aşırı yüklenme altında kalıyor gençlerimiz, çocuklarımız. Antrenman planlamasının da doğru yapılmamasından kaynaklanabiliyor bu. Bazen elimizdeki kulübün verdiği imkanlar dolayısıyla da olabiliyor. Ama bu dönem daha az ve daha güvenli bir şekilde fiziksel parametreler üzerinde çalışılması lazım. Yaş ve aşamaya göre oyuncu gelişimi. Burada önemli bir araştırma var bize gösterdiği. Bunu biraz daha yukarı taşıyayım. Dr. Audrey Lloyd ve John Oliver direnç egzersizlerinin mutlaka ve mutlaka 10-11 yaş itibariyle uzun dönemli sporcu gelişim programlarına konulmasını öneriyor. Şimdi iki nokta var burada. Birincisi direnç egzersizinden korkmayacağız. Kuvvet antrenmanından korkmayacağız. Kuvvet nedir? Baktığımız zaman kısaca çok basit açıklayabilirsek herhangi bir nesneyi atıyorum ben şu anda aldım bardağı kaldırdım. Bir direnci yeniyorum. Duvarı itiyorum bir direnci yeniyorum. Dribbling yaparken arkadaşım bana müdafaa yapıyor ve baskı yapıyor. Sol kolumla dirseğimi koyarak topu korumaya çalışıyorum bir direnci yeniyorum. Aslında kuvvet antrenmanların her fazında günlük yaşantımızda devamlı karşımıza çıkıyor. Ama biz bunu kuvvet deyip bu yaş grubuna entegre etmeye başladığımız zaman bir korku ve çekinci geliyor. Çünkü kuvvet deyince aklımıza daha çok işte ağır barlarla yapılan squat antrenmanı, bench press, yüksek dumbbell'larla yapılan yukarı itiş, omuz press hareketleri geliyor. Fakat kuvvet deyince bu değil. Kuvvet dediğim gibi bir direnci yenebilme yeteneğidir. Bu direnç bir lastik bantla da olabilir, ufak bir topla da olabilir. Dediğim gibi izometrik duvara iterek de olabilir. Ama mutlaka ve mutlaka direnç antrenmanlarını 10-11 yaş itibariyle antrenmanın içine koymamız lazım. Burada belki biraz hızlı gidiyorum, konuşuyorum ama konular çok fazla olduğu için maksimum derecede size bilgi aktarmaya çalışacağım. Bizim futbolda gördüğümüz ve benim gerçekten bakış açımı değiştiren İngiliz Futbol Federasyonu'na yaptığımız bir çalışma oldu, bir workshop oldu yaklaşık 4 gün boyunca onların yerinde. Dedik ki neyi farklı yapıyorsunuz? Bize spor okulundaki dahi antrenmanlarında yaklaşık haftada 2 gün en az 10-15 dakika kuvvet antrenmanı yaptıklarını gösterdiler. Gerçekten planlı ve sistemli çalışıyorlardı ve sahaya çıktığımız zaman da İngiliz futbolcular bizim yaş gruplarımızda 12-14-16 yaş gruplarının hepsinde aşağı yukarı kuvvet açısından ve sürat açısından çok daha ileri düzeyde olduklarını gördük. Dolayısıyla Avrupa'nın yaklaşık bir 10 sene evvel yapmaya başladığı şeyi bizim yavaş yavaş son 1-2 senedir yaptığımızı ben de görüyorum. Bu direnç egzersizlerinin bize birçok pozitif katkısı var. Bunlardan bir tanesi kas iskelet sisteminin gelişmesi, motor gelişim, kuvvet, sürat, çeviklik ve vücut kompozisyonu. Bu çok kritik bir nokta. Maalesef sporcularımızın çoğu beslenme alışkanlıkları ve günümüz beslenme koşullarından dolayı yağ oranları oldukça yüksek oluyor olması gerekenden. Dolayısıyla düzenli direnç egzersizi yaptığımız zaman vücut kompozisyonumuz yani vücudumuzdaki kas kütlesinin artışı ve yağsız kütlenin ve yağ kütlesinin de azalması ile ilgili çok pozitif bize katkısı oluyor. Tabii ki bunu doğru egzersiz seçimleri, doğru egzersiz şiddeti ve hangi elimizdeki malzemeye göre yani hangi yaş grubuna ne yaptırıyoruz ve elimizdeki oyuncunun antrenman yılı ne buna göre iyi planlıyor olmamız lazım diye düşünüyorum. Altyapılarda antrenman planlaması biraz evvel konuştuk. Çok kritik nokta. Bununla ilgili ben de inşallah önümüzdeki hafta uzun bir sunum ve video içeriği hazırlıyorum. Çünkü önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Long term athlete development yani uzun dönemli sporcu gelişim, özellikle genç sporcu gelişim programı yapmamız lazım. Ülkemizdeki en büyük eksiklik bence bu. Gerçekten çok iyi teknik antrenörlerimiz var. Taktik bilgisi çok yüksek düzeyde olan antrenörlerimiz var. Fakat fiziksel olarak biz bu yetenekleri uzun süreli bir planlamaya dahil tutmazsak maalesef ileriki yaşlarda istediğimiz fiziksel performans sonuçlarını elde edemiyoruz. Ya da bazen altyapılarda erken özelleştirerek sporcuları, erken fiziksel performanslarını üst düzeye çıkararak
oyuncunun 20, 21, 22 yaşlarına geldiği zaman fiziksel olarak bir çöküş içerisinde geldiğini de görüyoruz. Bu çok önemli. Biz, yani bize gelen bir sporcu 10 yaşındaysa, 11 yaşındaysa hiç fark etmez. Sanki bu sporcu bizimle 10 sene kalacakmış gibi ya da minimum 5 sene, 10 sene kalacakmış gibi onun fiziksel gelişim planını, programını da yapıyor olmamız lazım. Bu çok kritik bir nokta gerçekten. Avrupa'nın ve Amerika'nın bizden daha farklı şekilde yaptığı en önemli noktalardan bir tanesi bu diyebilirim kulüplerde. Mutlaka güvenli ve bilimsel antrenmanlar yaptırmamız lazım. Sporcuların antrenman yılı, geçmişi, sağlık geçmişi çok çok önemli. 2 sene, 3 sene antrenman yılı olan bir sporcuya yapacağınız yüklenme ile yeni başlamış bir sporcuya yapacağınız yüklenme ya da 5 sene antrenman yılı olan bir sporcuya yapacağınız yüklenme çok çok farklı oluyor. Ve şunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Eğlence. Yani biz bunu yurt dışında çok fazla gördük. Dediğim gibi birçok federasyonla işbirliği içerisinde olduğu için futbol federasyonu, keza basketbol federasyonu da geçen sene turnuvalarda, kamplarda 6-7 tane Avrupa Federasyonu'nun yetkilileriyle görüşme fırsatımız olduk. Hep fun, eğlenceyi ön plana koyuyorlar. Çünkü bu yaştaki çocuklar ve gençler bundan motive oluyorlar. Yine kritik noktalardan bir tanesi de yaş gruplarına ve genç sporculara özel, bireysel çalışmalar yapılıyor olması lazım. Federasyonumuz bununla ilgili teknik anlamda çok önemli bir atılım yaptı. Bireysel gelişim antrenörüyle ilgili. Ben aynısını mutlaka bireysel, fiziksel performans antrenörüyle ilgili olması gerektiğini de düşünüyorum. Bu çok önemli bir nokta. Her kulüpte mutlaka olması lazım ve bunların mutlaka sadece ve sadece bence alt yaş gruplarıyla ilgileniyor olması lazım. Bir ya da birden fazla kişinin bu yaş gruplarıyla çalışıyor olması lazım gerektiğini düşünüyorum. Peki altyapılarda antrenman planlamasında önceliklerimiz ne olacak? Muratcan, istiyorsan bu çünkü şimdi tabii teorik olarak 5 senelik, 10 senelik elimizde kalacakmış gibi sporcuları plan yapmak muhteşem bir şey. Yani antrenör de kalmayabilir, sporcu da gidebilir. Dolayısıyla sporcuların, bu genç sporcuların, küçük sporcuların başlarında kimse olmadan yapabilmelerini sağlayacak bir spor kültürüne ulaşabilmek için ne yapmalı? Yani antrenör de değişecek, kulübü de değişecek. Fakat o süreç içerisinde çocuğun kendi kendine, kendi imkanlarıyla kendini motive ederek bir şey yapmasını sağlayabilecek bir spor kültürü oluşturmak için ne yapılabilir? Fikrin var mıdır? Soru bu kadar. Abi çok teşekkürler soru için. Aslında evet. Çok önemli bir soru. Yani günümüz koşullarında kulüplerin de içinde bulunduğu koşulları da göz önüne almak lazım. Antrenman sayıları, antrenman saatleri bunlar çok kısıtlı oluyor. Ve biz bunu milli takımlarda da görüyoruz kamplarda. Biz yaklaşık son bir senedir diyelim altyapı milli takımlarında kulüpleri bilinçlendirip, aileleri bilinçlendirip, çocukları bilinçlendirmekle ilgili çok ciddi zaman harcadık. Bu testleri, eksik olan fiziksel özelliklerin çocuklara ne olduklarını anlatıp ve bunlarla ilgili ev ödevleri vermeye başladık. Yani bir sporcu esneklikle ilgili eksikliğini biliyorsa, bunu ona iyi anlatabiliyorsak ya da atıyorum reaksiyon, koordinasyon, bununla ilgili ev ödevleri vererek bunu devamlı yapması gerektiğini, bu özelliklerini, bu motorik özelliklerini devamlı geliştirmesine yönelik bir takım egzersizler verip daha sonra bunu tekrardan takibini yapmakla ilgili bir çalışmamız oldu. Ve şöyle söyleyebilirim, mesela Halil Hoca'nın milli takımında biz zannediyorum Eylül ayında bir test yapmıştık ve kulüplerdeki imkanları da biliyoruz. Fakat bu bunları takip ettik. O yaş grubunun fiziksel performans antrenörü ve ben de dahil olmak üzere. 3 ay sonra geldikleri zaman fiziksel özelliklerinin gerçekten çok ciddi şekilde koordinasyon, postür, reaksiyon zamanı, yani fiziksel özelliğini, parametresini geliştirmemiş hiçbir sporcu yoktu.
Tabii ki bu 3 aylık büyümeye paralel de hiçbir şey yapmasanız da burada iyileşme gösterebilirsiniz. Ama biz bu oyuncuların daha belki senelerdeki datalarını da bildiğimiz için çok düzenli haftada 3 gün 20-25 dakika yapacakları ev ödevleriyle çok dramatik bir şekilde gelişim kaydettiklerini gözlemledik. O yüzden senin sorun çok çok kıymetli bence abi. Teşekkür ederim. Ailenin yani velinin, kulübün ve oyuncunun ciddi bir işbirliği gerekiyor. Bize sadece follow up etmek, takip etmek kaldı. Ama bence bu kritik bir soru ve çok ciddi kazanımlar elde edilebiliyor bu dönemlerde. Sporcu kendi kendine yapmış da iyi olsa. Tamamdır. Teşekkür ediyorum Muratça. Ben teşekkür ederim. Muratcan, Cem abi kaldırıyor ama Cem abi bir dakika müsaade istiyorum. Oğuzhan Arslan. Bilir misiniz? Tamam. 10-11 yaş bir dakika. 10-11 yaş dahil bu yaşlardan itibaren yapılabilecek direnç egzersizleri örnekleri varsa bizimle paylaşabilir mi Murat Hoca diyor. Tabii ki seve seve. Şöyle yapalım abi. Ben bununla ilgili dilerseniz bugün ne? Yani önümüzdeki pazartesiye kadar kendi Instagram sayfamda ya da size de yollarım. Bununla ilgili yaptığımız çekimler var milli takımında. Milli takımla beraber. Bunları sizle paylaşabilirim seve seve. Bir katkı sağlar diye ümit ediyorum. Kesinlikle. Ayrıca Oğuzhan, Murat Hoca'nın seminerlerde yaptığı bir takım driller var. O drillerin bir kısmına Tübat TV'den de ulaşabilirsin. Muratcan Hoca'nın da lütfen Instagram hesabına bak. Cem abi, mikrofon sende, bir sorun olacaktı. Buyur lütfen. Merhaba Muratcan, merhaba herkese. Merhaba Cem abi. Sesim geliyor inşallah. Evet. Geliyor, tamam. Şimdi esasında Ömer'in sormuş olduğu sorunun kaynağından hareketle yola çıkıyoruz. Çünkü İngiltere'deki veya yurt dışındaki şartlar pek Türkiye'de uygun olmuyor. Dediği gibi her gün, her sene antrenörün değişme ihtimali, şusu busu bir sorun, problemler oluyor. Dolayısıyla da insanlar kendi kendilerine, çocuklar nasıl kendi kendilerine bir şeyler yapmaya çalışıyorsa, gerçi sizin gözetiminizde olmuş o. Antrenörler de, uzak kalmış antrenörler de imkansızlıklardan dolayı kendi kendilerine bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ben yine mitolojik bir hikaye anlatacağım. Benim zamanımda bizde kondisyoner falan yoktu. Ve biz işte sağdan soldan öğrendiklerimizle bir şeyler yapıyorduk. Ve bayağı yıllar geçti. Hala yıllar geçmesine rağmen biz aynı şeyleri tekrar etmeye devam ettik. Mesela işte circuit training yapıyorduk. Ta 1970'lerde de circuit training yapıyorduk. Ve bunun içinde mesela her zaman işte bir push-up oluyordu, bir sit-up oluyordu. Ne bileyim işte bunun gibi bildiğimiz beylik şeyler oluyordu. Şimdi birlikte katıldığımız seminerde seninle bir sohbetim sırasında sen bana beni çok şaşırtan bir takım şeyler söyledin. Aslında onun burada diğer arkadaşlarının da karşısında tekrar etmeni istiyorum. Sanıyorum ki tabii artık çok çok ilerlemiştir ama aralarında bazı hala eski inanca sahip olanlar vardır. Bana şey demiştin, demiştin ki abi push-up artı sit-up direkt basketbolu ilgilendiren kas gruplarına hitap etmiyor. Bunlar artık anlamsız yani. Daha net bazı şeyler çalışmak lazım demiştin. Şimdi bana vermiş olduğun o 2-3 tane program yani şeyden çalışma şeklinden onun yerine bu olduğu takdirde, bunun yerine bu olduğu takdirde hangisi daha iyi olduğunu senden söylemeni rica ediyorum. Tabii ki abi. Seve seve. Cem abi, seninle o gün yaptığımız konuşmayı hatırlıyorum. Beraber bununla ilgili bir seminer öncesinde konuşmuştuk. Bir defa istasyon çalışmalarına geldiğimiz zaman istasyon çalışmaları değerli çalışmalar ama bence fazla anlam yükleniyor bunlara. Çünkü istasyon çalışmalarında her sporcunun biyomekaniği, kas yapısı, eklem uzunluğu, kemik uzunluğu çok farklı ve her oyuncuya aynı egzersizi verip aynı etkili şekilde buradan bir kas aktivasyonunu sağlamanız neredeyse imkansız. Belki bir dayanıklık çalışması olarak olabilir. Ama ben burada çocuklara özellikle ufak yaş gruplarında mutlaka bireysele inmesi gerektiğini söylüyorum, düşünüyorum. Oyuncu kendi içinde istasyon çalışması yapabilir ama ona özgü egzersizler seçilmesi lazım. Çünkü 1.90'lık bir oyuncuyla 1.60'lık bir oyuncunun
bir aynı step tahtasına çıkıp dizini çekmesi aynı yükü yaratmayacaktır. Ya da bunu birçok egzersizle bunları birleştirebiliriz. Dolayısıyla istasyon çalışmaları dahi sporcunun o sporcuya özel olması lazım. Kendi istasyonu içerisinde olması lazım. Ya da A istasyonundan B istasyonuna geçtiği zaman belki B istasyonunda kendinden bir evvelki oyuncunun yaptığı egzersizden farklı bir egzersiz yapıyor olması lazım. O yüzden istasyon çalışmasında mutlaka egzersizler kişiye uygun olarak seçilmesi lazım. Ben bu kanaatteyim. İkinci nokta, demin konuştuğumuz şey, işte bizim çok fazla önemsediğimiz kas grupları vardı. Neydi? İşte şınav olmazsa olmaz, mekik olmazsa olmaz. Ama biz biliyoruz ki artık basketbolda özellikle göğüs kaslarından daha çok omuz kasları, sırt kasları, arka omuz kasları, şut mekaniğini kuvvetlendirecek kaslar önemli. Çünkü zaten bütün antrenman boyunca göğüs kaslarımızı overuse yapıyoruz. Yandan göğsün itiş hareketi, yukarı itiş hareketi, dribbling hareketinde postürüm devamlı öne doğru kapanıyor. Benim bunu antrenmanda tekrardan özellikle düzeltici antrenmanlarda, bireysel performans antrenmanlarında ne yapmam lazım? Vücudumu dengeye getirmek için arka grup kaslarını kuvvetlendirmem lazım. Örnek vermek gerekirse çekiş egzersizleri, G'ye doğru yapılan egzersizler, bunları paylaşacağım söz. Önümüzdeki haftadan itibaren Murat abi vasıtasıyla da bunları yaparız. Bu egzersizler çok önemli. Mesela sit-up, biz de yaptık. Ben de sporculuğumda çok yaptım. Kondisyonelimin başlangıç yıllarında da normal mekik hareketini yaptım. Fakat daha sonra bilimsel araştırmada biz şunu gördük ki, biz sırt üstü yatarak güç üretmiyoruz basketbolda. Tam tersi ayaktayken demin söylediğim gibi bir layup'a çıktığımız zaman bir yardım geldiği zaman bize vücuda ayakta çarpışarak orada ben kor kuvvetinden bir güç üretiyorum. Dolayısıyla bunu yatarak sırt üstü değil de merkezi sinir sisteminin daha aktif olduğu ayakta güç üretecek şekilde planlamamız lazım kuvvet antrenmanlarını kor bölgemiz için ya da ön kırık kaslarımız için diyebiliriz. Bunlar çok çok önemli. Yine çok önemli noktalardan bir tanesi kalça. Kilit noktalardan bir tanesi. Çünkü komşu bir kas hem gövdemize yapışan kaslara, kor bölgesi kaslarımıza dediğimiz karın, bel, sırt kaslarına hem de quadriceps, hamstring kaslarına aracılık yapan önemli bir taşıyıcı. Bizim bu kasları, bu üvey evlat dediğimiz aslında az çalıştırdığımız kasları aktive etmemiz lazım ki vücutta güç transferini iyi bir şekilde yapabilsin. Bugün birçok egzersiz, birçok araştırma bize şunu gösteriyor. Diz yaralanmalarının çoğu aslında baktığımız zaman kuvvetsizlikten çıkmıyor. Kuvvetin aşırı derecede geliştirilmiş olmasından da meydana geliyor. Burada da nedir bu kuvvet aşırı geliştirilmiş? Quadriceps kası kalça kasından çok aşırı kuvvetlenmiş. Bu bir dengesizlik işaret ediyor. Fakat kalça çok önemli bir stabilizör ve dize binen yükü azaltan, ayak bileğine binen yükü azaltan, gövdeye binen yükü azaltan çok önemli bir kas grubu ve çok ihmal edilen bir kas grubu. Dolayısıyla bizim arka grup kaslarımız dediğimiz sırt, arka omuz, bel, kalça gibi kasları kuvvetlendirerek ve bunların da çoğunu ayakta yapmaya çalışarak, basketbolu özgü yapmaya çalışarak ilerliyor olmamız lazım. Bunlar tabii ki önemli birkaç tane not. Ama Cem abinin anlattığı konu çok çok daha detaylı bir konu. İnşallah bir gün onun üzerine de konuşuruz diye düşünüyorum. Bana şey demiştin, onu gayet iyi hatırlıyorum. Barfix çok çok daha verimli olur. Kesinlikle. Çünkü sırt kompleksini olduğu gibi çalıştırdığı için çok daha önemli bir kas grubu, çekiş kas grubu. Yani itiş kaslarımızda omuz kası evet önemli. Onu da çok dengede yapıyor olmamız lazım. Omuzun da stabilizasyonu çok önemli. Şut mekaniğinde baktığımız zaman yani biz bunu da araştırdık. Yani bununla ilgili birçok araştırma okudum ben. Şut mekaniğinde omuzun ne kadar kuvvetli olmasından ziyade omuzun ne kadar stabil olduğu ve hareket mekaniği çok çok önemli. Bununla ilgili de yapılacak birçok egzersiz var. Hem şutu mekaniğini düzeltecek hem de burada kuvvetini de arttıracak, omuzun kuvvetini de arttıracak egzersizler var ama bu tamamıyla omuz pres ya da bench pres değil. Çok teşekkürler Murat. Ben teşekkür ederim abi. Cem abinin söylediği yer muhtemelen Erzurum'du diye hatırlıyorum ben. Soru orada gelmişti. Evet. Atilla Çelebi'den bir koçtan bir soru var. Rica etsek sezon öncesi yapılan testlerin örneklerini bizimle paylaşma imkanı olur mu? Birkaç tane örnek olacak. Fotoğraf, video olarak da paylaşırım. Milli takımda yaptığımız testlerle ilgili. Seve seve yaparız bunu da. Peki. Bence devam edebilirsin. Sorular büyük kısmı bitti. İkinci bölümünü anlatabilirsin. Tamam.
Şimdi altyapılarda antrenman planlamasında önceliklerimiz ne olması lazım? Çok önemli yani. Kritik bu. Test, analiz. Bir defa elimizdeki ekibin ihtiyaçları ne? Zayıf noktaları ne? Kuvvetli noktaları ne? Fiziksel olarak bunları mutlaka ve mutlaka tespit etmek zorundayız ki bunları geliştirebilelim. Daha sonra bizim gördüğümüz yani milli takımlarda çok elit oyuncular geliyor. O yaş grubunun en elit oyuncuları geliyor. Öyle düşünüyoruz. İyi seçim yapılıyor. Biz birçoğunda maalesef hareket mekaniği ve koordinasyonun U16-U18 seviyesinde bile eksik olduğunu görüyoruz. Özellikle kadın yani özellikle kadın basketbolunda bu çok daha fazla göze çarpıyor. Ama erkeklerde de aynı şekilde var. Algılama bu bence çok aşırı derecede üzerinde durulmuyor. Ama algılama antrenmanları çok çok önemli. Nöral aktivasyon antrenmanları çok önemli. Koşu mekaniği gerçekten önemli bir sorun. Ve biz bunları çok kısa sürede 2-3 haftalık kamplarda bazen 1 haftalık kamplarda bile antrenmanların 20-25 dakikasını koçlardan alarak çocuklara bunu öğretmeye çalışıyoruz. Ki bu koşu mekaniğinin 11 yaşına gelindiği zaman en geç 11 yaş tamamıyla mükemmel hale geliyor olması lazım, bitirilmiş olması lazım. Yine altyapılarda antrenman planlamasında öncelik vermemiz gereken şeylerden bir tanesi postür kuvvetlendirici egzersizler. Demin Cem abiyle konuştuğumuz gibi sırt, arka grup kaslar, bel, kalça, hamstring bu grup kasları çok iyi kuvvetlendiriyor olmamız lazım. Dayanıklılığını arttırıyor olmamız lazım. Çünkü bunlar bizi taşıyıcı olan kaslarımız aslında. Mobilizasyon ve esneklik yani eklem hareketliliği çok önemli. Geliştirilmesi lazım. Esneklik çok önemli. Bunların da geliştiriliyor olması lazım. Bazen kalıtsal yani genetik bir takım özelliklerden dolayı eklem hareketlerimizde kısıtlılık olabiliyor. Tabii ki buna çok fazla yapılacak bir şey yok ama en azından düzenli şekilde birim antrenman olarak yani antrenmanın sonunda yapacağınız 3 dakika, 4 dakikada 10 dakikalık statik streç sizin ne mobilizasyonunuzu arttırır ne esnekliğinizi arttırır. Bunu aynı bir sürat antrenmanı gibi, bir kuvvet antrenmanı gibi, bir çeviklik antrenmanı gibi birim antrenman içerisinde değerlendiriyor olmamız lazım. Isınmasını ona göre yapmamız lazım. Ve bunu bir ev ödevi olarak verebiliriz. Altyapı milli takımlarda bunun çok faydasını gördük. Düzenli şekilde yaptığı zaman haftada 2-3 gün kendi başına 15-20 dakika bile olsa önemli derecede hareket kabiliyetinin arttığını gördük eklemlerinde. Çok önemli noktalardan bir tanesi denge ve stabilizasyon. Yani dengenin her türlü çeşidini çalıştırmak lazım. Statik denge, dinamik denge. Bununla ilgili de birkaç tane video örneği paylaşabilirim size ilerleyen günlerde. Diz ve ayak bileğinin stabil konuda durabilmesini öğretmemiz lazım. Bunlar çok önemli. Tabii ki bunun o eklemin etrafındaki kasları ve bağ dokuyu da kuvvetlendirici egzersizler yapıyor olmamız lazım. Diz dominant egzersizlerden ziyade kalça dominant egzersizler. Yani dize daha fazla yük bindirecek egzersizler yerine kalçanın aktive olduğu ama quadriceps'i yine uyaran egzersizleri antrenman programlarımızın içine dahil etmemiz lazım. Sırt ve bel kalça kaslarına daha öncelik veriyor olmamız lazım. Dün değil evvelsi gün bir makale okudum. Çok önemli bir makaleydi. Onu da paylaşmak istiyorum sizinle. Onu şöyle bir anekdot yapayım. Onu tam yerine geldiği zaman birazdan bu motor gelişim ve yaş ilişkisinde tam yerine geldiği zaman onu söyleyeceğim. Şimdi birçok yerde okuyoruz. Diyoruz ki şu yaşta şu özellikler geliştirmesi lazım. Bu yaşta bu özellikler daha iyi gelişiyor. Evet doğru. Ama birçok makale yaş gruplarına göre uygulanan antrenman programlarına yönelik. Fakat burada kaçırdığımız çok önemli bir şey var. Hangi yaş? Kronolojik yaş mı, biyolojik yaş mı? İş biraz karmaşık hale geliyor ama çok kilit nokta bu. Bunu da tespit edebiliriz aslında. 10-16 yaş arasında kronolojik yaş yönelik planlamalarda büyük sapma ve hatalar olabiliyor. Yani biz eğer sporcunun takvim yaşını göz önüne alıyorsak, bu çocuk atıyorum 15 yaş, 13 yaşındaki bir çocuğu ele alalım. Yaklaşık işte 2007 doğumlu olsun. 2007-13 yaş grubunda ne çalıştırılır? Şu. Tamam ben buna hemen girdim demek yerine bunun bir takım aslında analizleri var, testleri var. Gerçekten çocuğun kronolojik yaşı biyolojik yaşına uyuyor mu? Takvim yaşı şu andaki yaşını gerçekten bize gösteriyor mu, göstermiyor mu? Burada 10-16 yaş çok kritik bir yaş. Çünkü kronolojik yaş, takvim yaşı bazen iskelet yaşını ve o vücudun olgunluk yaşını bize göstermiyor. Somatotip yani vücut ölçümlerine bakıyor olmamız lazım. Burada biraz detaylı olacak ama femur ölçümleri, femur kemiğinin ölçümü çok önemli bir nokta
olabiliyor. Ya da büyüme atağını gözlemlemek çok önemli bir nokta olabiliyor. Bu neden önemli? 14 yaşında iki tane sporcumuz var diyelim. Ya da 13 yaşında. Biri biyolojik olarak 12 yaş özelliğine sahip olabilir. Biri de 16 yaş olabilir. Yani siz aynı yaş grubunda aslında biyolojik olarak 4 yaş grubu fark olan bir sporcu grubunu aynı antrenmanlara sokman durumunda kalabiliyorsunuz. Burada mutlaka destek almamız lazım. Yani akademisyenlerden, fiziksel performans antrenörlerinden, demin dediğim gibi o network'ünüzün içinde bulunan kişilerden destek alıyor olmanız lazım. Biz bunu çok sıklıkla gördük. Hatta son 1,5 senedir altyapı milli takımlarıyla ben ilgilenmeye başladığımdan beri sağ olsun Zeynep Gül abla, Haluk abi bu konuyu da onlara açtığımızda aynı yaş gruplarında 2'den fazla milli takım olması gerektiğini düşündüğümü ben söyledim. Çünkü yani Ocak ayında ve Şubat ayında doğan sporcularla aynı yıl içerisinde Ağustos ayı ya da işte Kasım ayında olan doğan sporcular arasında ciddi fiziksel gelişim farklılıkları var. Ve ilginç bir istatistik daha vereyim ben size. Belki biliyorsunuzdur ama milli takımlarımızda yaklaşık şu anda ana kadroda olan altyapılardaki oyuncuların %65-70'i ilk 3 ay doğumlu. Hatta bunun %80'i de ilk 2 ay doğumlu o %65'in. Dolayısıyla bu oyuncular erken fiziksel gelişime sahip oldukları için 4-5 ay, 6 ay diğerlerinin önünde olabiliyorlar. Bazen de geride olabiliyorlar. Bunu da tespit ettiğimiz oyuncular oldu. 14 yaş grubundaki bir oyuncu hala 12 yaş fiziksel özelliklerine sahip. Çünkü o büyüme atağını geçirmemiş. Ergenliğin o noktasına gelmemiş. Boy uzamasının, işte cinsel hormonal değişimlerin olduğu noktaya gelmemiş. Biz de açık açık bunu söyledik o yaş grubundaki antrenörü. Biraz daha sabırlı olalım. 2 sene daha bu oyuncuyu milli takım en azından aday kadrosunda devam ettirelim. Çünkü yaptığımız testlerde bu çok yavaş, bu hızlı değil. Yeteri kadar seçimi eleyelimden ziyade artık biz milli takımlarda buna dikkat etmeye başladık. Çünkü teknik beceri olarak önünde olabiliyor bazen diğer oyuncuların. Fiziksel olarak da olabiliyor ama biz bunları en azından o aday kadronun içine tutup taşımamız lazım. Bununla ilgili de kulüplerine geri bildirimlerde bulunduk. Ve önemli geri bildirimler oldu. Birçok büyük kulübümüz de hani bir sene iki sene bu oyuncuyu gönderelim diye düşündüklerini fakat bizim söylediklerimizden sonra bu test sonuçlarından sonra da en azından bir sene, iki sene daha kendi kulüplerinin bünyesinde tutabileceklerini söylediler. Bence bu önemli bir nokta bu yaş gruplarında. Yani düşünsenize 12 yaşında bir 14 yaşında bir grubunuz var ama bir kısmı 12 yaş özelliklerini taşıyor, bir kısmı 16 yaş. Bu antrenman yüklenmesi ve planlamasında çok ciddi bir farklılık yaratır. Tabii ben bunu fiziksel olarak söylüyorum. Teknik antrenmanlar bunun biraz daha dışında. Ama yine de koordinasyon ve beceri olarak burada bir takım handikaplar da yaşayabiliriz. Fiziksel gelişim... Murat, evet abi. Pardon, Cem abiden bir şey geldi. Akciğer kapasitesi yaşa göre nasıl değişiyor? Maksimum ne zaman? Diye bir sorusu var. Evet abi, o da benim notlarımın arasında var. Dayanıklılıkla ilgili çalışmalar var. Oraya geldiğim zaman cevaplayacağım bunu. Tamam. Ama notumu aldım. Demin de bahsettiğim gibi gelişim süresince doğal adaptasyon dönemleri var. Yani siz hiçbir fiziksel yüklenme yapmasanız da gelişimin doğal gelişimden dolayı çocukta kuvvet artışı, süratte, çeviklikte pozitif olarak bir takım kazanımlar olacaktır. Bu normal, bu doğal bir süreç. Ama burada bir takım fırsatlar var. Bu fırsatlardan birazdan bahsedeceğim. Hangi yaş grubunda hangi motorik özellikler daha iyi geliştirilebilir? Bununla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar var. Bunları yakalarsak ve üzerine doğru planlama yaparsak genç sporcularımızda fiziksel performans gelişimini güvenli ve üst seviyede çok rahatlıkla yakalayabiliriz. Özellikle 9-12 yaş motor gelişimin en yüksek olduğu dönemlerden bir tanesi. Şimdi 9-12 yaş grubunu çalıştıran antrenörlerimiz varsa ne yapacağız bu yaş gruplarında? Birazdan onu chart'ta çok kısa bir hap bilgi şeklinde söyleyeceğim. Ama belki birçoğunuza yeni olabilir, yeni bir kavram. Peak High Velocity denilen fiziksel gelişim için çok değerli bir dönem var. Yani buradaki fiziksel gelişimin tavan yaptığı çok hızlı bir şekilde ortaya çıkan bir dönem var. Bu dönemi bu dönemi çok ciddi şekilde takip edip kaçırmamamız lazım. Bunu şu anda Türkiye'de yapan var mı derseniz benim bildiğime göre yok maalesef. Ama yurt dışında, Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da, Sırbistan'da gerçekten altyapılarda
senede 2-3 defa test yaparak bu PHV denilen dönemi yakalamaya çalışıyor antrenörler. Çünkü bu çok önemli bir dönem. Bu dönemi yakalarsak bu dönemde sürat, hipertrofi, çeviklik gibi basketbol için çok çok önemli olan kuvvet, çok önemli olan reaksiyon gibi çok önemli olan özellikleri üst düzeyde antren edebiliyoruz. Üst düzeyde antren etmekten kastım şu, inanılmaz şiddetli yüklenme yapmak değil. Bu motorik özellikleri o dönemde haftada sıklık olarak düzgün bir şekilde, bilinçli bir şekilde antren etmek, önceliğimizi buna vermek. Teknik antrenmandan bile öncelikli. Çünkü bu adaptasyonlar, bu fırsat pencerelerini kaçırırsak daha sonraki yaşlarda bunları telafi etmemiz oldukça zor. Yani bununla ilgili çok önemli makaleler var, çok önemli çalışmalar var. Ve dediğim gibi bu saydığım ülkeler bunun üzerine çok ciddi çalışmalar yapıyor. Ve önemli bir şekilde bunu yakalamaya çalışıyorlar. Bu kritik bir dönem. Bunu biraz daha açacağım. Peak High Velocity. PHV çocuğun aslında adolesan döneminde yaptığı en yüksek gelişim zamanı. Burada kızlar ve erkekler önemli bir büyüme atılımı atağa gerçekleştiriyorlar. Şimdi hepimiz diyoruz ki işte bazı yerlerde diyor ki bu dönemde inanılmaz boy atar. Boy atması çok önemli bir kıstas değil. Tabii ki önemli ama bazı uzuvların uzaması çok önemli bir kıstas. İlginç bir nokta. Herkes der ki ergenlikte çok fazla uzadığımızı düşünür. Ama doğumdan sonraki bir yıl içerisinde en fazla uzadığımız dönem erkek bebekler 26 santim, yaklaşık kız bebekler de 25 santim uzuyorlar. Burada da bir bilgi kavram karmaşası olsun istemiyorum. Ergenlik en fazla boyumuzun uzadığı dönem değil. En fazla boyumuz uzadığında doğumdan sonraki dönem. Peak high velocity dendiğimiz zaman neden peki bizde ne oluyor da bu dönemde biz fiziksel olarak ciddi kazanımlar elde ediyoruz? Süratte, işte koordinasyonda, çeviklikte, kuvvette birçok hormon devreye giriyor. Ergenliğe girmeye başladığımız dönemde hormonsal birçok değişim oluyor. İnsülin hormonu, leptin hormonu. Bunlarla sizi çok fazla yormayacağım ama bilmeniz gereken şey hormonal olan gelişim değişimlerden dolayı iskelet sistemimiz, kas sistemimiz buna adapte olmaya başlıyor. Ve dolayısıyla burada growth hormonu dediğimiz büyüme hormonu çok kritik bir şekilde salgılanmaya başlıyor üst düzeyde. Ve bizim de bu büyüme atağını maksimum derecede geliştirmemizi sağlıyor. Bu büyüme atağını yakalanmamızı sağlıyor. Bu önemli bir nokta. Bu dönemde neler oluyor? Fırsat pencereleri dediğim gibi oluyor. Neden biz bu kazanımları elde ediyoruz? Fibril tiplerimiz artık farklılaşıyor ve dominantlaşıyor. Hepimizin genetik özellikleri var ailesinden taşıdığı fibril tiplerinde. Bunları dramatik olarak değiştiremiyoruz tabii ki. Ama bunların arasında bir takım geçişler olduğuna dair birçok araştırma var. Fibril tipleri farklılaşıyor. Dediğim gibi uyum sağlayan, aralarda geçiş yapabilen fibril tipleri geçişlerini yapıyor ve dominantlaşıyor artık. Artık bizim baskın özelliğimiz ortaya çıkıyor. Süratli miyiz, dayanıklı mıyız, hangi özelliğimiz daha fazla ön plandaysa bu daha fazla göz önüne çıkıyor. Yine kas içi kreatin fosfat ve adenozin trifosfat depolarımızda artış oluyor. Bu da kasın daha fazla iş yapabilme kapasitesini arttırıyor. Cem abinin söylediği şeylerden önemli bir nokta bu. Zaten bir tanesi bu. Aerobik dayanıklılık çalışmaları 13-14 yaşından evvel, hatta bence 14-15 yaşından evvel uzun süreli yapılmaması lazım. Çünkü bizim daha kas iskelet sistemindeki enerji depolarımız, glikojen depolarımız, kas kütlemiz çok gelişmediğinden dolayı yeterli seviyede değil. Ben de bunu yaşadım. Çok güzel bir kulüpte altyapı eğitimi aldım. Ama biz 11-12-13 yaşında ormana gidip 30 dakika, 40 dakika, 50 dakika koştuğumuz dönemleri hatırlıyorum. Yüklenme süresi olarak 30-40-50 dakika olabilir ama set başına yüklenme olarak kas depolarımızın bunu kaldırabilmesi açısından bu imkansız. Yani dolayısıyla burada bir yıkıma yol açıyoruz. Ne yapabiliriz? 4-6 dakika, yaş ilerledikçe 13-14-15'e doğru geçtikçe 8 dakikalık aerobik dayanıklılık koşulları yapabiliriz. Ama bunun için çok acele etmememiz lazım. Çok da endişelenmememiz lazım. Çünkü zaten basketbol baktığımız zaman aerobik bir spor değil. Yani bizim senelerce yaptığımız gibi uzun koşular, yani çok uzun süreli uzun koşular gerektiren bir hazırlık dönemine ihtiyacımız yok. Aerobik dayanıklılığımızın belli seviyede olması anaerobik iş yapabilme kapasitemizi ve yüksek şiddette anaerobik iş yapabilme kapasitemizi, yani üst üste sprint atabilme, üst üste yüksek şiddette depar atıp geriye koşabilme ya da işte bir transition oyununu çok iyi
oynayabilme dakikalarca bu seviyeyi gerçekten yukarı doğru taşıyor aerobik kapasitenin yüksek olması. Ama biz ister istemez aerobik kapasitemizi, anaerobik kapasitemizin çok üzerinde geliştirdiğimiz zaman da buna hizmet eden fibrillerin aslında birazcık tembelleşmesine de yol açıyoruz. O yüzden spor, anaerobik bir spor ve buna yönelik antrenör olması lazım. Belki sezon başlarında yaklaşık 10 gün, 12-14 günlük aerobikliğe yönelik bir takım çalışmalar yapılabilir. Ama bunu sezon boyunca sürdürmenin çok fazla bir anlam ifade etmediğini düşünüyorum. Eğer sporcumuzda aerobik kapasite olarak bir eksiklik varsa bireysel olarak, onu özel bireysel ev ödevi olabilir. Ne bileyim, özel bireysel antrenmanlarla çalıştırabiliriz. Ama yaptığımız basketbol antrenmanı zaten aerobik olarak yeterli derecede gelişmesine neden oluyor. Yaptığımız teknik taktik antrenmanlar bunlar için yeterli bir düzeyde olabiliyor. Bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Muratcan, şeydeki sunumdaki durumun nedir? Bir iki soru var çünkü. Bir de süre olarak da gidiyoruz. Bir iki tane sorumuz var. Ne durumdasın sunumunda? Yaklaşık 4-5 dakika içinde toparlarım abi. Peki, o zaman sen toparla. Sonra iki tane soru var, onları soralım, olur mu? Tamam, tamam abi. Tamam, teşekkürler. Biraz evvel de söylediğim gibi PHV, peak high velocity time doğru tespit edildiğinde doğru koçluk iletişimleri, doğru planlamayla genç sporcular için çok önemli bir fiziksel streç zamanı olacak. Bunun üzerine daha ileriki dönemlerde de bence çok önemli şekilde konuşmak lazım. Adolesan dönemi çok önemli. Nörol aktivasyon çok fazla. Yani biz şunu da biliyoruz. Yaklaşık 8-9 yaşına kadar nörol aktivasyon çok yüksek düzeyde oluyor. Ondan sonra maalesef aşağı doğru inmeye başlıyor. Dolayısıyla burada da önemli bir bilgi vereceğim. 6-7-8 yaş reaksiyon sürat çalışmaları için çok önemli bir yaş. Ama buradaki reaksiyon ve sürat çalışmaları, sürat dediğimiz zaman 30 metre sürat ya da 60 metre sürattan bahsetmiyoruz. 3-5 saniyelik yüklenmeler, tepki sürati, reaksiyon sürati ve ufak ivmelenmeler mutlaka 6-7-8 yaştan itibaren yapılması lazım. Düşük şiddetli pliyometrik antrenmanlarda, güvenli pliyometrik antrenmanlarda düşük tekrar ve set sayısıyla 7-8 yaşta mutlaka antrenmanların içinde konulması lazım. Korkutucu değildir pliyometrik antrenman. Turnikeye girdiğiniz zaman ya da bir stop jam shot'ta yaptığınız aslında her ayak oyunu aslında pliyometrik bir antrenman. Her sıçrayış, her sekme, her hesitation bunlar pliyometriye giriyor. Dolayısıyla baktığınız zaman pliyometrik antrenmanda da çok korkmamak lazım. Ama siz pliyometrik antrenmanı gerçekten bir derinlik sıçraması olarak yaptırıyorsanız, bir kasa üzerinden 70-80 santimlik ya da 1 metrelik bir kasa üzerinden sıçratıyorsanız çocuğu, evet, burada endişe etmeniz lazım. Bunun yeri 17-18-19 yaşlar olacaktır. Yüksek performans döngüsü, bu önemli bir döngü. Test, ölçüm, planlama, fiziksel ve mental antrenman. Bakın, fiziksel antrenman, teknik evet, ama fiziksel ve mental antrenman da çok önemli. Beslenme, dinlenme, toparlama, tekrar antrenman. Bu çok önemli bir şey. Fiziksel yüksek performans döngüsünde bir tanesinin eksik olması bile işimizi bizim zorlaştırır. Oyuncu gelişim aşamaları. Bu benim çok sevdiğim bir aslında slide. 6-7-8 fundamental adı üzerinde fun, önemli olan eğlenmek. Daha sonra antrenman için öğrenme. Yani biz gerçekten antrenmanı nerede yapıyoruz? Yani teknik olarak basketbolu öğretme, ne bileyim ben, belli özellikleri geliştirme. 13-14-15-16 yaşlar çok kritik. Dolayısıyla biz ikinci bölümde 9-10-11-12'yi de antrenman için öğrenme diye ayırmamız lazım. Daha sonra antrenman için çalışma, daha sonra 16-17-18'den sonra da yarışma için çalışmaya doğru gitmemiz lazım. Avrupa'nın bizden farklı yaptığı şeylerden en önemlisi bu. Özellikle Avrupa ve Amerika'nın benim gördüğüm çalışmalarda ve ikili temaslarda bu şekilde bir çalışma, bu şekilde bir sistem, oyuncu gelişim aşaması öngörüyorlar. Yaşa uygun fiziksel parametreler, aslında biraz evvel sorduğunuz soruların birçoğu burada var. 6-7-8 yaş yürüme, koşma, zıplama, temel motor becerilerin üzerinde olması lazım. Top hakimiyeti, top kontrolü, denge, çeviklik, hız, reaksiyon. 3-5 saniyeyi geçmeyecek şekilde eğlenceli formatta mutlaka verilmesi lazım. Denge, çeviklik, hız, reaksiyon. 9-10-11-12 yaşa geldiğimiz zaman yine hız, koordinasyon, denge, esneklik. Burada yok ama çok önemli. Bunun içine koymamız lazım. Mobilizasyon çalışmaları. 13-14'e geldiğimiz zaman
Demin söylediğinden dolayı hem adolesan dönemi hem peak velocity high döneminden dolayı kuvvet ve dayanıklılık fiziksel antrenmanların olmazsa olmazı olması lazım. Hatta bence 11-12 yaştan itibaren de mutlaka direnç egzersizlerini demin bahsettiğim gibi bu antrenman planlarının içine koymamız lazım. 15-16-17 yaş dayanıklılığın artık şiddetinin arttığı, haftalık antrenman sıklığının arttığı, kuvvet ve maksimal hızın üst düzeyde çalıştırılabileceği yaşlar. 19-20 yaşa geldiğimiz zaman tüm fiziksel ve teknik çalışmalar en üst düzeyde artık antrenman edilebilir düzeydedir. Ve bu bir chart. Bu zaten olacak bir chart, ufak bir chart ama bunu da paylaşırım sizle daha sonra. Hızlıca gidelim burada. Yüksek performans bileşenleri son birkaç senedir şunu sorgulamaya başladık biz özellikle kadın basketbolunda. Acaba biz doğru test ve doğru oyuncu seçimi yapabiliyor muyuz? Yani fiziksel özellikleri daha fazla ön planda tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Gerçi bunun öncüsü Cem abidir yani. Kendisiyle ilk milli takımda çalışmaya başladığımız zamandan beri bize söylediği, kondisyonerlere söylediği hep buydu. Tabii ki oyun zekası ve teknik beceri çok önemli ama bizim bir defa elimizdeki grup basketbola uygun mu değil mi? Oyuncu grubu bunu test etmemiz lazım. Bu oyuncuları bu branşa doğru yönlendirmemiz lazım. Bence biz burada biraz eksiklik yapıyoruz. Diğer ülkeler bunu çok iyi yapıyor. Gerek futbol, gerek basketbol, gerek voleybolda. O branşa uygun antropometrik özellikleri olan oyuncuları seçip teknik ve yetenek anlamında, yani teknik ve fundamental anlamında eğitmeye, taktik anlamda eğitmeye çalışıyorlar. Ve bence orada önemli bir farklılık yaratıyorlar. Uygun fizyolojik değerleri var mı yok mu? Bunu yine bu sene milli takım kamplarında çok fazla yaptık. Teknik olarak geride olan, beceri olarak, teknik beceri olarak geride olan ama anatomik yani daha doğrusu fizyolojik olarak süratte, patlayıcılıkta, reaksiyonda, çeviklikte çok üst düzeyde olan sporcularımız. Hatta bazıları A milli takım sporcularına yakın, şu andaki bizim A milli takım sporcularımıza yakın düzeyde olan sporcular var. Bunları tespit ettik ve bunları gerçekten hani bir gözlemleyip uzun süreli takip altına almayı doğru buluyoruz. Yani bir anekdot söylemem lazım. Ben bu sene milli takıma gittiğim zaman ilk testleri yaptığım zaman Ceyhun abiye de söyledim. Yani gerçekten çok kaliteli, çok iyi oyuncularımız var ama motorik özellik olarak, fiziksel parametre olarak maalesef yeterli düzeyde değiliz A milli takım, kadın basketbol A milli takımı olarak. Bu da önemli handikaplarımızdan bir tanesi. Burada sporcularımızın çok fazla bir suçu yok. Antrenman yılı ve düzenli şekilde yapılan, geçmişten gelen bir şey bu. Ama bu da önemli handikaplarımızdan bir tanesi bence. O yüzden biz bence doğru fiziksel özelliklerde olan oyuncuları tespit edip onları altyapılardan yavaş yavaş alıp kazandırıyor olmamız lazım. Onlara sabır gösteriyor olmamız lazım diye düşünüyorum. Özetlersem çok önemli nokta altyapı sporcularına kor kuvveti dayanıklılığı. Kalça, bel, sırt kasları. Uzun dönemli planlama. Evet gidebiliriz. Yarın orada olmayabiliriz ama planımızın olması lazım. Doğru yaş aralığında uzun dönemli bir planlama ile geliştirilmiş reaksiyon, sürat, çeviklik. Bunlar çok önemli. Bunları mutlaka antrenmanlarımızın içine koymamız lazım. Dediğim, söylemiştim. 6-7-8 yaş rahatlıkla yapabiliriz. 11-12 yaştan evvel aerobik dayanıklılık çalışmaları çok çok gerekli değil. Ama daha sonrasında bunların üzerine 12-13-14 yaştan itibaren glikojen depolarımızın ve kas iskelet sistemimizin de geliştiğini göz önünde bulundurursak bu yaştan itibaren bunlara çok daha fazla ağırlık veriyor olmamız lazım. Ama daha çok anaerobik enerji sistemini aktive ediyor olmamız lazım. Kişiye özel antrenman içeriğine dikkat ediyor olmamız lazım. Sürdürülebilir doğru beslenme alışkanlığını da sporculara öğretiyor olmamız lazım. Ve çok iyi bir şekilde sporcuları eğitmemiz lazım. Toparlanma ve dinlenme stratejilerini çok iyi anlatıyor olmamız lazım çocuklara. Bununla ilgili bir takım briefingler veriyor olmamız lazım. Aileleri bilinçlendiriyor olmamız lazım. Bunlar aslında kilit noktalarda. Bakıyorum şu anda demin konuşmadığımız herhangi bir şey var mı yok mu diye. Hareket analizi çok önemli. Önemli noktalardan bir tanesi konuşmuştuk. Mobilizasyon eksikliği, denge eksikliği, stabilizasyon eksikliği. Bununla yönelik videolar paylaşacağım ama sizden rica ediyorum. Benim paylaştığım video sizin sporcunuz için uygun olmayabilir. O yüzden test ve analizini iyi yaptırmanız lazım sporcunuzun. Kişiye özel olması lazım. Sadece önermedir. Alıp uygulamanız çok doğru değildir. Herkesin
fiziksel özelliği, eklem hareketliliği farklı. Benim gösterdiğim videoda demonstre ettiğimiz sporcu çok rahatlıkla bu eklem hareketini yapabilirken sizin sporcunuz yapmayabilir, yapamayabilir. Bu sizi demoralize etmesin. İyi ya da kötü olduğu anlamına gelmez. Ona uygun bir reçete verilmesi lazım. Aynı doktorların yazdığı gibi egzersiz reçetelerinin oyuncuya özel olması lazım ki doğru sonuç, daha efektif ve güvenli sonuç elde edebilelim aslında. Bakıyorum konuştuğumuz, konuşmadığımız şey var mı? Hızlıca biliyorum. Cem abinin söylediğine önemli noktalardan bir tanesi enerji sistemi dayanıklılık. Robinson ve arkadaşları bir araştırmada 6-12 yaşta maksimal yüklenmenin başında 30 saniye içinde VO2 max'in %40 ile 55'ine ulaştıklarını gösteriyorlar. Yetişkinlerde bu değer %29 ile 35'te kalıyor. Bu da ne anlam ifade ediyor? Demin de söylediğimiz gibi o kapasite olmadığı için bu yaş grubunda erken yorulma olabiliyor ve aşırı yükleme olabilir bu. Gereksiz bir yıkım olacaktır. Dolayısıyla doğru yaşı bekliyor olmamız lazım. Ve yine Baror'un yaptığı araştırmada 8-9 yaş erkek çocukların mutlak anaerob verim yetisinin 14 yaşındaki gençlerin %45 ila 50'sine denk geldiğini gösteriyor. Yani burada anaerob laktat bir yüklenme yapacaksak, yani 10 saniye üzerinde yapacağınız yüklenmeler 14 yaşındaki gençlerin %40-50'sine denk geliyor. Bu da aşırı büyük anlamına geliyor. O yüzden dediğim gibi 3-5 saniyeden başlayarak maksimum 8 saniyeye kadar yapacağınız anaerob yüklemeleri planlamanız lazım. Setlerin tekrarlarını arttırabilirsiniz. Çoklu tekrar yapabilirsiniz. Ama üst üste çok yüksek şiddette bir yüklenmeyi kaldırmayacaktır. Antrenman planlaması o yüzden burada çok çok önemli. Dinlenme, recovery ve tekrar yüklenme stratejisi çok önemli. Yine bize şunu gösteriyor ki erken yaşta maksimal oksijen tüketiminin %80'inin üzerine çıkan sporcularda gerçekleşen buradaki anaerobik eşik seviyede yüklenme stres hormon düzeyini de iki katına çıkarıyor. Bu bir ciddi bir yaralanma riski ya da mental olarak da bir çöküş de meydana getirebilir. Çok aşırı derecede stres altında da bırakmamamız lazım organizmayı. Toparlanmada şu modda benim çok hoşuma gidiyor. Sıkı antrenman yap, daha sıkı dinle. Yani özellikle gençlerdeki en önemli nokta bu. Evet, iyi antrenman yapacağız ama ondan çok daha iyi dinleniyor olmamız lazım. Bununla ilgili bilinçlendiriyor olmamız lazım. Yani evet, onda yatmak birçoğu için çok keyifli değil. Ama bir hedefi varsa, bir amacı varsa, bir hayali varsa bu genç sporcuların mutlaka bunu yapıyor olmaları lazım. Beyinlerine bunu kazıyor olmamız lazım. Öğretiyor olmamız lazım. Hafızalarında bunları onların hafızalarına sokuyor olmamız lazım. O yüzden toparlanma da çok çok önemli noktalardan bir tanesi. Ben sunumu şimdilik sonlandırıyorum. Çok derin bir konu, çok da konuşabiliriz. Belki ileride daha farklı bir konu üzerinde de konuşuruz. Daha spesifik de olur. Ama ben şu anda sorularınızı almak istiyorum. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim herkese. Şimdi sağ ol. Birkaç tane soru var. Önce Ahmetcan sen el kaldırmışsın. 4-5 tane soru var. Ben sırayla herkese şey yapacağım. Merhaba, ses geliyor herhalde. Evet. Evet. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz bilgilendirme sunum için. Sağ olun. Ben hemen çok kısa iki şeye değineceğim. Bir tanesi şu, bu şimdi oyun planını tempo üzerinden kurgulayacak bir takım dahi olsa basketbol sahasının içinde kalarak biz bu takımı hazırlayabiliyoruz benim anladığım kadarıyla. Yani çok aerobik çalışmalar ekstra bahsettiğinizden yola çıktım şu an. Koşmalar, işte ekstra yüklenmeler, aerobik çalışmalar arttırmak için falan sadece basketbol kortunun içinde kalarak takımı hazırlayabiliyoruz diye düşünüyorum artık. Bu doğru, evet. Evet, çünkü bu konuda hani bazı ekstra sahanın dışında yapılan çalışmalar falan düşünülüyordu da onunla alakalı hani sormak istedim. Ben de sahanın içinde kalma taraftarıyım. Bir de şunu soracağım. Maç önü sporcuların bu işte dinamik ısınması, stretching'i ardından işte turnike atıyor çıkıyor, dinamik ısınma yapıyor, stretching yapıyor. Bir sekans, birkaç sekans var, farklı sekans. Bunların arasındaki geçiş nasıl olmalı ki çocuk hava atışına sağlıklı bir şekilde gelsin? Geçen sene Kuzolini sanırım söylemişti, Toronto Raptors'ın performans antrenörü. Hani bu sekansları çok farklı, birbirinden şiddetlerini farklı tutmayın. Hani adam çıkıp işte smaç kosuyor, kapatıyor, ondan çocuk ya da her neyse, altyapı için söyleyelim. Sonra işte bir stretching'e oturuyor 15 dakika, bütün şeyini, motoru soğutuyor. Sonra tekrar gidip hava atışına çıkacak gibi bir durum var. Bunun ideali, bu normu nedir yani? Herhangi bir standart şey için.
Basketbol, standart bir basketbol takımı için. Altyapıyı da geçtim. Normal. Tamam. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İlkine bakarsak, yani dışarıda, yani şöyle bir şey söyleyeyim. Dışarıda atletizm antrenmanı yapalım mı? Yani şu kritik nokta, bence her basketbolcunun çok iyi bir atletizm kökeni olması lazım. Bu da temellerde 6-7-8 yaşta, 9 yaşta verilip bitiriliyor olması lazım. O yüzden dışarıda bu drill'ler yapılabilir. Farklılık olmak açısından, sıkılmamak açısından yine aynı şekilde sezon başında bir takım aerobik çalışmalar ya da olabilecek diğer çalışmalar, anaerobik çalışmalar da atletizm pistinde, sahasında, dışarıda yapılabilir farklı şekilde. Ama çok dominant olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Günün sonunda yaptığımız iş topla ve süratimizle topla, her şey topla aslında baktığımız zaman. Teknik ve fiziksel parametreyi birleştirip mümkün olabildiğince saha içinde kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama yanlış mı diye çalıştırdığım takımlarda ben de zaman zaman yapıyorum, uyguluyorum. Değişiklik olsun, keyifli olsun diye. Önemli olan burada antrenmanın şiddeti, yük ve bu yükü monitörlemeniz. Yani bunu sahanın içinde de monitörlüyorsanız, aynı sonuçları analiz edebiliyorsanız bir sorun yok. Sahanın dışında da yapabiliyorsanız sorun yok. Ama tabii ki burada head coach'un isteği de çok çok önemli. Head coach'un isteği doğrultusunda, onun oyun felsefesi, basketbol felsefesi doğrultusunda sezon başında bir takım antrenmanlar dışarıda yapılabilir. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Sadece çok uzun süre almasına bir gerekliliği yok. Diğer konu ısınma, antrenman ısınması ve maç ısınması. Ya iki şeyden feragat etmemek lazım. Ben hep sunumlarında bunu söylüyorum. Isınma ve soğuma. Antrenmanın her bölümünü kısaltabiliriz. Her bölümünün süresini azaltabiliriz. Bence ki baktığımız zaman bazen koçlarımız burada çok az zaman süre kaldığı için kendilerine kulüplerde antrenman olarak, antrenman saati olarak ilk kıstıkları şey soğuma ve ısınma oluyor. Fakat ısınmanın sizler de biliyorsunuz ki birçok avantajı var fizyolojik ve psikolojik olarak. En önemli, en basitlerinden bir tanesini söyleyeyim. Vücut ısınız arttığı zaman ve nöromasküler koordinasyon arttığı zaman vücut ısıyla beraber hem denge hem koordinasyonu bir artış oluyor. Ve sinovial sıvı, yani kıkırdakların içinde kıkırdakların rahat hareket etmesini sağlayacak, basit şekilde anlatıyorum. Sinovial sıvının da artışın salgılanmasında bile bir artış oluyor. Yani ne kadar önemli bir şey aslında sakatlık önlemede, yaralanma önlemede. Çok önemli bir şey. Ama doğru ısınma stratejisi çok önemli. Yani boş boş koşturmak yerine içinde dinamik esnekliğin, dinamik stretching, dengenin, koordinasyonun, ısınmanın, yani 6-7 dakikasını böyle geçiyorsak bu topla da olabilir, hiç fark etmez. İşte son 2-3 dakikasında siz bahsettiğiniz gibi Kuzoli'nin de anlattığı gibi biraz sonra yapacağı %100 sprint, biraz sonra yapacağı smaç, biraz sonra yapacağı %100 savunmaya odaklayacak, ona entegre olacak şekilde maksimal bir yüklenmenin de içinde bulunduğu, maksimal yüklenmelerin de içinde bulunduğu bir şekilde yapılıyor olması lazım. Dinamik stat çok önemli. Artık statik mi dinamik bunu konuşmuyoruz bile. Statik oyuncuların alışkanlığından dolayı sahaya çıktıkları zaman belki 5-10 saniye serbest bırakıp kendilerince yapabilecekleri bir dönem olabilir. Ama antrenmanın başında ya da maçın başında statik süreci biz uzun tutmuyoruz. Statik süreçten de kastım şu. Yani sabit olarak evet uzandım, hamstringimi tutuyorum ve bekliyorum ayak parmak ucunda. Hamstring gerdiriyorum. Bunun 5 saniye 10 saniye yapmanın herhangi bir negatif etkisi yok. Gerçek statik streç, yani bu ne zaman 15, 20, 30 saniyenin üzerine çıktığı zaman yapılan araştırma bize şunu gösteriyor ki kas kısılma döngüsünde bir azalma oluyor. Reaksiyon süretinde bir azalma oluyor. Sıçramada, maksimal kuvvet üretmede düşüşler meydana geliyor. Biz de bunu istemiyoruz tabii ki. Dolayısıyla iyi bir ısınma, 10-12 dakikalık bir ısınma, maksimum 16 dakikalık bir ısınma, topun da içinde olduğu yeterli olabilecektir. Bence basketbol olarak, branş olarak çok doğru yapıyoruz biz bu işi. Ama futbolda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Futbol milli takımında da ben bunun üzerine konuşmuştum. Sahaya çıkıyoruz, ısınıyoruz, içeri giriyoruz, tekrar çıkıyoruz. Bu ciddi bir zaman kaybıydı ama bunu UEFA Çalıştay gruplarında da konuştuk. Haklı olduğumuzu söylüyorlar. Ama içeride de bir şekilde aktif tutun. Çünkü o seromini ve işin içine işte başka şeyler girdiği için maalesef maddi kaygılar girdiği için orada sporcu sağlığı açısından olumsuz bir şey yapılıyor. Ama basketbolda bu minimalize ediliyor. Öyle bir olumsuzluk yok. Statik streç antrenmanın ve maçın sonunda yapılması uygun olur. Yapılmamasıyla ilgili de yapılmasının yapılmamasının arasındaki bir fark olmayan birçok araştırma var. Özellikle Almanya'da antrenmanın maçın sonunda bile yapılmıyor. Fakat bir şey için çok önemli statik streç, gecikmiş kas ağrısını ortadan kaldırıyor. Yani
O işte yüklenmeler, mikro travmalar yaklaşık kişiden kişiye göre değişiyor ama 24 ila 72 saat arasında kaslarda ciddi bir harabiyet meydana getiriyor ve kas ağrısı oluşturuyor. Gecikmiş kas ağrısı ortaya çıkıyor. Statik stresin de bu gecikmiş kas ağrısının önlediği ve azalttığı ile ilgili çok fazla araştırma var. Bu da oyuncunun bir sonraki antrenmana hem fizyolojik hem de psikolojik olarak daha az ağrıyla daha motive çıkmasını sağlıyor aslında. Umarım cevaplayabilmişsiniz. Teşekkür ederim. Murat, aşağı yukarı 10 dakikamız var. Cem Akta, Cengiz Kuru ve Hakan İnan'dan 3 tane soru var. 10 dakikada bunu sığdıracağız. Cem abi lütfen sen sorar mısın? Sırayla gidelim. Sesi galiba kapalı abi. Cem abi. Evet abi. Şu anda duyuluyor mu? Evet abi. Yaştan dolayı Murat bana verdi demek ki bu birinciliği. Çok teşekkür ederim soru hakkını. Ben biliyorsun Muratcan, kolay anlayamıyorum bu işlerden. Herkesin de, yani sen antrenör yanımda olduğun zaman emin ellerde bırakıyordum herkesi sana. Sen bana hazır bir şekilde veriyordun. Şimdi tabii birçok antrenörün böyle bir şansı yok. Yani çoğunluğun yok böyle bir şansı. Ben sana bütün aşağı yukarı altyapı gruplarını çalışan antrenörleri ilgilendirecek bir tane soru yöneltmek istiyorum. Allah'tan basketbolun içinden geliyorsun da aynı dili konuşabiliyoruz. Tabii şimdi yani. Şöyle bir şey düşün. 12 kişilik bir takımımız var. Birebir tam saha stance birebir çalışması yaptırıyoruz. Yani stance çalışması yaptırıyoruz. Evet. Biraz önce söylediğine göre en fazla 8 saniye yüklenebiliyorduk belirli bir yaş grubuna galiba. Bir yaşın altındakilere. Orada bir tekrardan bu takım bittiği zaman, yani 12 kişi bitirdikten sonra bu sefer şeye başlıyoruz. İkinciye başlıyoruz. Ve bunu kaç defa karşı karşıya yapabiliriz birebirdir ile? Birinci sorum bu. İkinci sorum da 3'e 0 örmeyle antrenmanı bitiriyoruz diyelim. Evet. Şöyle bir yolumuz var antrenmanı bitirirken. Biz ama tam randıman istiyoruz. Ana olması gerekiyor finalde. 3 tane gidiyoruz, 4 tane gidiyoruz, 5 tane gidiyoruz, 5 tane, 4 tane, 3 tane geri dönüyoruz. Bu benim mesela uyguladıklarımdan bir tanesiydi. Şimdi böyle bir şeyi kaç yaş grubuna rahatlıkla yaptırabiliriz yani korkmadan ve maksimum verimi alabiliriz? Çok teşekkürler Cem abi. Birebir drill'den bahsedeyim. Hani bu birebir olan drill'de yüklenme dinlenme ilişkisini çok rahatlıkla ayarlayabiliyoruz. Dediğim gibi zaten bir birebir de maksimum hani olabilecek en iyi, en uzun senaryoya bakarsak hani sizin koçların da istediği bunu en kısa sürede karşısındaki rakibini yenebilmesi. Diyelim ki 3 ila 8 saniye ya da 8 saniyede bitti bu. Burada 8 saniyelik bir yüklenmenin üzerine 1'e 5, 1'e 6 diyebiliriz buraya. 1'e 5, 1'e 6'lık bir dinlenme. Zaten diğer 6 kişinin yaptığı istasyondan sonra oyuncu tam verim, yani tam dinlenmeye sahip olabilecek. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Anaerobik bir yüklenme olduğu için. 3'e 0, 3'e 4. Ya bunları tekrar Pardon. Kaç defa bunu tekrar ettirebiliriz? Yani bir sonraki drillde harap olmamaları için bunu kaç defa devam ettirebiliriz? Cem abi aslında o sizin daha belki yaptığınız antrenmanlar ve sayılarıyla ama hani o belli bir yere sezon başındaysa en güvenli 3 ile başlayıp bunu 8-10'a kadar çıkarabilirsiniz. Bir sıkıntı yaş yok. Yaş grubu ama yani 15 diyoruz değil mi? 15 yaş grubunda hiçbir sıkıntı yok. Tamam oldu. Evet 3'e... 3'e 0 yani bu örmeler, up and down'lar bizim de çok fazla uyguladığımız şey antrenman. Yani fiziksel performans antrenörleri de artık bu drillleri teknik antrenörle beraber dizayn edip burada monitörlüyor bunları. Burada da söyleyebileceğim şey şu olur. Hani 12 yaş, 11 yaşa up and down olarak yaptırabiliriz ama daha 11-12 yaşa bunu işte 3 defa git gel, 4 defa git gel yüksek şiddette yaptırmak çok doğru değil. İstediğiniz şiddette yapmamanız lazım. Düşürdüğünüz zaman da bu sefer de drillin efektifliği ortadan kalkıyor. Ama bunu 13-14 yaşından itibaren yaptırabilirsiniz. Bu tamamıyla oyuncunun antrenman yılına ve bu tür antrenmanları geçmişinde ne kadar doğru bir basamaklamayla yaptığı ve altyapısını nasıl iyi bir şekilde uyguladığı ile alakalı. Burada çok önemli bir nokta da aslında şu. Sporcunun anaerobik ve aerobik kapasitesini ölçtüğümüz zaman, test yaptığımız zaman oyuncunun ne kadarını kaldırabileceğiyle ilgili de bize önemli bir veri veriyor aslında bu arada.
Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim abi, sağ ol. Murat, son 3 dakikaya girdik. Cengiz, sorunu sorar mısın lütfen? Teşekkür ederim Murat Hocam. Şimdi tabii normalde Spor Bakanlığı yaklaşık 3-4 yıldır spora yönlendirme ile ilgili 3. sınıf öğrencilerine, ki bu 800 bin yakın bir öğrenci topluluğu demektir. Bunlara 11 parametreyle bir takım testler uyguluyor. Ve bu testler ölçüsünde de bunları bilimsel kurulla değerlendirerek doğru spora yönlendirme ile ilgili bir takım çalışmalar yapıyor. Siz aslında bahsettiniz federasyonda bir takım testlerin yapıldığını, ama ciddi oyuncu havuzlarının olmadığını maalesef görüyoruz. Dolayısıyla size belki kulüplerden basketbol uygun olmayan birçok çocuğun elinize gelip bunların o değerlerini dilsel anlamda artırmaya çalışıyoruz. Tabii çocuk çok küçük yaşta Avrupa'da belli yaştan itibaren farklı branşlarla spor eğitimine başladığı için de bir avantaj elde ediyor. Örneğin jimnastik, yüzme ve atletizm onların başlangıç dalları oluyor. Bu kültürü belki de ülkemizde yaymak lazım. Sorum şu, bu oyuncu havuzlarını oluşturmak adına siz federasyonla bir takım çalışmalar yapıyor musunuz? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Son bir buçuk dakika kendiliğinden kapanacak, ona göre ayarla. Bakanlığın yaptığı çalışmalarla ilgili federasyonun bir işbirliği protokolü var. Ama bu henüz istenilen düzeyde mi değil mi çok emin değilim. Ama şöyle, o toplantıya ben de katıldım. Onlar basketbolu özel testlerin, o ilk aşama testleri yönlendirmeydi. Daha sonra basketbolu özgü testlerin federasyon istenmesi sağlanmıştı. Ona göre şeyde olduğunu bilmiyorum açıkçası. Yani milli takım departmanı olarak bize gelen bununla ilgili bir bilgi yok. Ama belki genel olarak federasyonun kendi yaptığı bir çalışma vardır. Ama bizim milli takım departmanı olarak hani bize bu veriler ya da bu yetenekler gelmedi. Kulüplere yönlendiriyor olabilirler. Bununla ilgili çok fazla bilgim yok. Teşekkür ederim. Son bir dakika kaldı. Hakan, sana bir dakika borcumuz olsun. Senin sorunu bana detaylı yaz. Ben Muratcan Hoca'ya göndereyim. O da sana cevaplasın. Çok çok teşekkür ediyoruz verdiğin katkı için. Bölüşeceğim, paylaşacağım dokümanları lütfen benle iletişimde olursan ben arkadaşlara da haberdar ederim. Vaktin için çok teşekkürler. Umarım çok sağ ol. Şaziye için de güzel günler, sağlıklı günler devam ediyordur. Ona da çok buradan selamlarımızı söylüyoruz. Sağ ol, çok teşekkürler abi. Çok teşekkürler. Herkese sevgiler, saygılar. Sağ ol.